Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok boyutlu dizilerden bahsedeceğim. Çok boyutlu diziler arkadaşlar. Daha önceki diziler versiyonumuzdaki dizilerin arttırılmış hali gibi değerlendirebilirsiniz. Boyut arttırılmış hali değil. Şuraya dizi diyelim. İki tane köşeli parantez oluyor arkadaşlar bu şekilde. Ve boyutları kaç olacaksa maksimum boyut adedi, yani maksimum boyutunu yazmak için kullanabiliyoruz buraları. Dizinin endişeleriyle karıştırılmasın lütfen. Bu bahsettiğim önemli. 2'ye 3'lük bir dizimiz olsun. 2 satır 3 sütundan olsun bu. Tam tersini de yapabiliriz. Yapalım. Şimdi bunun 3 tane satırı var demek oluyor bu. O zaman şöyle 2, karıştırmamamız adına şu an için böyle yapıyorum. İntegre olduğu için şöyle 5, 10, 15, 20, şöyle 25, 30 diyelim. Burası bu şekilde. Şu an dizimizi tanımladık ama ben bunu size bir Excel üzerinde göstermek istiyorum. Bir tane Excel açalım. İsim falan olmasına gerek yok. Şimdi burası boş olacak. Ne dedik? 3 satır, 2 sütun. Sıfır. Bütün bir. Sıfır sıfır. Bir. Sıfır iki. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar 5, 10 var. Bu birinci satırımız. Birinci satır yanlış söyledim. Sıfırıncı satırımız burası. Sıfırıncı satır, sıfırıncı sütun, sıfırıncı satır, birinci sütun şeklinde. Yani şöyle yazacağız. Doğru yazalım, doğru ifade edelim. Ondan sonra yapmış olacağız. Birinci satır, sıfırıncı sütun. Birinci satır, birinci sütun. 15, 20. İkinci satır, sıfırıncı sütun. İkinci satır, birinci sütun. Aslında arkadaşlar, ifade ettiğimiz yerler burası. Bakın, biz buraya yazdığımız yer 2. 2 bizim sütun adedimiz. Yani bunu sıfırı düşürmeksizin yazılıyor buraya. 3 de satır adedimiz. 1, 2, 3 satır anlamında. Bu şekilde kullanılıyor. Ama bunun mesela gösterimi, mesela şu bulunduğumuz hücrenin gösterimini size söyleyeyim mesela. Dizi anlamında. Dizi 0, pardon. Excel'i normal değerlendirdik. Şöyle yapalım. Bu mesela 5'in gösterim olmuş hali olacak. Yani bu 5'e eşit olacak şu bölge. Bunun için yapsaydık burada aynı şekilde olacaktı. Burası sütun değişecekti. Ne olacaktı? Bu da 10 olacaktı. Şeklinde. Bunu şimdi örneğimize pekiştirelim. Şimdi arkadaşlar burada size daha önce bahsetmediğim bir durum oluşuyor. İki tane iç içe for döngüsünden oluşacak burası. For int i eşittir 0. Dizimizin elemanı maksimum kaç? Yani kaç satırımız var? Bu dıştaki for bu arada satırları
İçteki forma sütunlarımızı gösteriyor. Bu 3. For, kat kat. Integer. Bu tabii ki şuraya j diyeceğiz arkadaşlar. İ'yi tekrar kullanamayız. Bu da 2 arkadaşlar. Yani 3 eklilik bir matris düşünün arkadaşlar. Bu matrisin oluşturulma şekli bu şekilde. Şimdi bunların içerisinde de sütunlarımızı dolduralım. Sıfırıncı, yani mesela şöyle düşün, ilk i'imize girdi sıfır. Sonra ilk formuza girdi. Forda da sıfırın sıfırını yazacak. Sıfırın, yani şöyle gösterelim. İlk yazacağı eleman sıfır sıfır virgül sıfır bir. Bu sefer bir sonraki form içerisi bir sıfır bir bir. Sonra bir dahaki eleman şeklinde şöyle olacak. 1 0 2 1 şeklinde olacak. Yani matrisimiz şu şekilde dersek, bu şekilde bu formda yazılmış olacak arkadaşlar. Yani sütunları doldura doldura gideceğiz. Şimdi yahut burada hangi değerimizi basacağız biz? Dizi. Dizinin i ve dizinin j değerleri. Değil mi? For'lar arasında da şöyle yapalım. Birer tane çire atalım. Boşluk da basadığım için şöyle yapalım. Yan yana olsun. Buralarda da boşluk olsun arkadaşlar. Burada da cout. Burada da end olsun. End'in öncesi de o zaman şöyle yapalım. Satırın başında şöyle olsun. Ondan sonra şöyle yapalım. Satırımız bitince de bir boşluk atıp aşağı insin. Bunları şimdi farklı farklı göstereceğim size. Bakın arkadaşlar, şuradaki bir out'ta yazan değer, burada ilk başlangıcı, bu for'a girmeden. Ondan sonra for'a girdi. Sıfırıncı dizinin sıfırıncı sütununu yazdı, 5. Birinci sütununu yazdı, 10. Bakın, 5, 10. Ondan sonra burada alt satıra geçirdik. Ondan sonra tekrar buraya geldi. Sıfırıncı, birinci satırın sıfırıncı sütunu, birinci sütunu, birinci satırın bir şey sıfırıncı sütunu, birinci sütunu şeklinde bu şekilde yazdı arkadaşlar. Çok bu sizler bu şekilde hani biraz karmaşık gelmiş olabilir. Sizler de bunu örneklerinizde pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Takıldığınız anlamadığınız yerlerde bize sorarsanız biz size detaylı açıklamaları tabii ki yaparız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.